Dünyanın gözü geçtiğimiz günlerde OPEC toplantılarındaydı. OPEC yani petrol ihracatından ülkeler örgütü toplantısında üye ülkeler e, mevcut durumda toplam üretimin petrol üretimin artırılması e, için yani bu konuda bir karar almak için e, bir araya geldiler. Artan fiyatlara karşı e, toplantıda tabii. Bir takım görüş ayrılıkları ortaya çıktı e, ve toplantılar hatta Cuma günü yapılan toplantılar geçtiğimiz haftanın sonunda e, sonuçsuz olarak e, tamamlanınca Pazartesi tekrar toplanma kararı alınmıştı. Ancak e, görüş ayrılıklarının devam etmesi e, nedeniyle e, daha sonra Pazartesi o toplantında yapılmayacağı e, açıklandı ve bundan sonra da tekrar ne zaman toplanacaklarıyla ilgili de bir e, hani açıklama yapılmadı. Şimdi konu nedir? Bir bakacak olursak şu anda petrol fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Son 3 yılın en yüksek yani 2018'den beri en yüksek seviyesine geldi petrol fiyatları. Burada tabii ki pandemi sürecinin pandemi sürecinin yaratmış olduğu dengesizliklerin bir rolü de var. Bu petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve bunun ekonomilere ve ekonomilerin pandemi süresindeki toparlanmalarına etkisi şüphesiz ki olumsuz bir durum yaratıyor. Ve son dönemlerde pandemi sırasında üretimi kesmiş olan ülkeler burada tekrar üretimi arttırmak, belirli ölçülerde arttırmak ve bu şekilde fiyatların da kontrol altına alınmasını sağlamak için bir araya gelmişlerdi. Tabii burada çok hassas bir denge var. Şimdi fiyatlar artıyor, talep var, dolayısıyla bu talebe karşılık da vermek lazım petrol talebine. ve Dolayısıyla burada üretimi artıracaksınız. Ancak bir anda çok fazla arttırırsanız da bu sefer tam tersi bir etki yaratıyorsunuz. Fiyatlar birden düşüyor. Bu da yaşandı daha önce. Dolayısıyla bunların bir dengede tutulması gerekiyor. Ve bu da petrol üreten ülkelerin büyük ölçüde ortak hareket etmelerini de gerektiriyor. Yani burada bir ortak bir anlayış içerisinde olmanı da gerektiriyor. Zaten OPEC'in varlık sebebi de bu. Şimdi evet OPEC toplantılarından bir sonuç çıkmadı dedik. OPEC'te kimler vardı? Yani hızlıca ona bir bakalım. OPEC üye OPEC 13 tane üye ülkesi var. Burada hızlıca bir sayacak olursak Angola, Cezayir, Ekvator Ginesi, Gabon, İran, Irak, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, yine Afrika'dan Nijerya, Kongo ve Latin Amerika'dan Venezuela. 13 üye ülke var burada. Ama bu yapılan toplantılar OPEC Plus, OPEC Artı toplantısı olarak geçiyor. OPEC kendi üyesi olmayan ama petrol ihraç etmekte olan 10 ülkeyle daha bir araya geliyor ve burada ortak bir kar alma yoluna gidiyor. 10 tane de OPEC'e üye olmayan ama OPEC Plus, OPEC Artı kapsamında OPEC OPEC'le bir araya gelen ülke de var. Bunların başında Rusya var tabii ki, Azerbaycan var. E, ve baktığımızda Bahreyn, Brunei, Kazakistan, Malezya, Meksika, Oman e, e, ve Sudan e, olarak da Sudan ve Güney Sudan olarak da devam ediyor. E, şimdi e, bu e, toplantılarda neler yaşandı? Bir fiyatları da hızlı e, fiyatların artışından bahsetmiştik. E, son 3 yılın en yüksek seviyesine geldiğinden e, bahsetmiştik. E, dolayısıyla bir fiyatlardaki gidişatı da bir kısaca bakmakta fayda var. Bir gösterge olarak ele alabileceğimiz Brent ham petrol fiyatı varil başına fiyatı şu anda hani şu anda konuşurken 77,5 dolara yükselmiş durumda. E, bu dediğim gibi son 3 yıldır en yüksek seviyesi hatta e, en yüksek nereye son dönemde ulaşmıştı? Kasım e, pardon 2018'in Ekim ayında 84-85 dolar seviyesini görmüştü. Sonra bir düşüş geçişine girmişti. E, ve tekrar e, o seviyeye yakın e, bir noktaya çıkmış oldu. Nereden çıktı? Hatırlayalım, pandeminin ilk aylarında ciddi düşler yaşanmıştı. Hatta Brent değil ama West Texas Intermediate olarak adlandırılan diğer bir ham petrol cinsinde fiyatlar eksi seviyelere düşmüştü. Brent'in fiyatında da geçtiğimiz sene aynı dönemde ciddi düşler vardı ve artık orada da 22-23 dolar civarlarına yani bugün 77'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz sene ne zaman Nisan ayında, Nisan 2020'de pandeminin o ilk dönemlerinde 20 dolarlara kadar düştüğünü görmüştük Brent fiyatının. O günden bu yana da tekrar bir çıkış var. Şimdi o zamanlar neler olmuştu peki? Pandemi ilk yaşanmaya başladığında işte önce Çin'de sonra da artık Mart ayı itibariyle bir bütün dünyada yaşanan bir pandemi olarak karşımıza çıktığında, Bir anda ekonomik faaliyetlerde dünya genelinde bir anda bir durma oldu. İşte herkes eve kapandı, fabrikalar durdu, dükkanlar, mağazalar kapandı. Tabii e, dolayısıyla petrol e, talebi de birden çok keskin bir şekilde e, düşmüş oldu. Şimdi o zaman da tabii ki OPEC veya OPEC Plus üyesi ülkelerin bir, buna karşı bir hani bir bir eylem e, alma a, gibi bir e, girişimleri oldu. Fiyatlar e, talep bu kadar düştüğünde fiyatları koruyabilmek için ne yapmanız gerekir? E, aynı ölçekte arzı da düşünmeniz gerekir. E, dolayısıyla o zamanki tartışma işte arzda hani petrol üretiminde kesintiler yapmaktı. Ancak burada tam bir anlaşma sağlanmamıştı ve Rusya örneğin üretimi düşürme taraftayken birden aslında Suudi Arabistan'ın o dönemde üretimi arttırdığını gördük. Ve fiyatlar iyice o zaman işte bu Nisan ayının sonuna doğru yaşanan fiyatlardaki ciddi düşüş yaşandı. Sonrasında Amerika'nın Trump yönetiminin de devreye girmesiyle aslında bir anlaşma sağlandı ve tekrar fiyatlar yükselmeye başladı bugüne kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz burada orada tabii şu oldu şöyle bir anlaşma vardı orada yapılan anlaşma OPEC Plus ülkeleri arasında yapılan anlaşma şuydu günlük bazda biz toplam OPEC Plus bütün bu 23 ülke olarak toplam üretimimizi günlük olarak 10 milyon varil azaltacağız keseceğiz ancak bunu İlerleyen dönemde bu kesintiyi tekrar hani düşüreceğiz ve yani daha doğrusu üretimi kademeli olarak artıracağız. Ne zamana kadar kesintiler sürecek? Yani kademeli olarak artılacak ve bir noktada tekrar pandemi öncesindeki petrol üretimi seviyesine gelecek. O noktada ne zaman için belirlenmişti? Nisan 2022 için belirlenmişti. Tamam. Ama dediğim gibi burada çok hassas bir dengeyi korumanız gerekiyor. Şimdi şu anda yükselen fiyatlar da bu kadar yükselen fiyatlar, E tabii ki petrol ihraç eden ülkeler için yükselen fiyatlar iyi. E, ancak bir taraftan da tabii ki e, şu anda e, hayatın normalleşmesiyle birlikte, bütün dünyada ekonomilerin normalleşmesiyle birlikte e, hızlı artan bir petrol talebi var. E, buradaki dengeyi korumanız gerekiyor. Ve Geçtiğimiz günlerde yapılan veyahut yapılamayan e, toplantılarda, e, OPEC toplantılarında da gündem şuydu. E, Artan talebe karşı biz de tekrar kademeli olarak artıralım üretimi. Hatta ne kadar? E, Ağustos ayından başlayıp yılın sonuna kadar her ay günlük olarak 400 bin e, varil daha fazla e, üretelim. Her ay üstüne bir 400 bin daha koyalım. E, ve e, artık hani e, Aralık sonuna gelindiğinde e, günlük üretimimiz şu ana göre 2 milyon e, varil artmış olsun. E, bir karar daha vardı. O da şuydu. E, ama ondan sonra e, geriye kalan kısıtlamalar... Kalsın yani ondan sonra artırma devam etmeyelim. Nisan 2022 demiştik bütün bu hani kısıtlamadan sona erdirilmesi ve pandemi öncesine üretim seviyesi olarak dönmesi açısından bunu da artık 2022'nin sonunda gerçekleştireceğiz şeklinde bir düşünce vardı. Burada anlaşılamadı ve burada en önemli anlaşmazlık konusunun tabii ki e, öngörülen e, üretim artışı seviyelerinden kaynaklandığını ve burada özellikle de OPEC üyesi Birleşik Arap Emirliklerinin bir çekincesi olduğunu ve bir veto'su olduğunu görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri de şunu diyor, e, bu bahsettiğiniz e, tamam artıralım tabii ki arttıralım biz de arttırmak istiyoruz. Ancak bu rakamlar bize bir haksızlık oluyor her ülkenin 400 binden günlük 400 binden bahsediyoruz. 5 ay içerisinde 2 milyona çıkmasından bahsediyoruz. Bunlar OPEC Plus genel için. Bunun içi, her iç, içerisinde her ülke için ayrılmış bir kota var. Yani her ülkenin artırabileceği bir miktar var. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki bunlar belirli temel gösterge seviyeler üzerinden hesaplanıyor. Ancak burada bize karşı bir haksızlık oluyor. Bizim o gösterge seviyemiz yeniden hesaplanmalı. Ona göre üretim artışımız belirlenmeli. Çünkü şu andaki son derece az. E, ayrıca e, bu kısıtlamaların devam etmesi de 2022 sonuna kadar e, bizim için çok olumsuz bir durum yaratıyor. Yine bu kotalardan dolayı haksızlık da oluşuyor. Haksızlık da ulaşıyor. E, çünkü burada e, bizim yani birleşik Arap Emirlikleri'nin, ee, %18'lik bir kısıtlama yani, kısıtlamayla karşı karşıyayız. Halbuki Suudi Arabistan için bu sadece %5 birleşik Emirlikleri bunları söyledi ve e, burada bu da bir yani e, bir veto etmiş oldu e, bu süreci. Şimdi bundan sonra ne olacağı da belli değil. E, ama tabii ki burada çok e, aslında hassas bir dönemde karşı karşıyayız. E, çünkü evet e, petrol fiyatları yükseliyor. E, ancak e, Küresel ekonomi şu anda çok kırılgan bir dönemde. Yani pandemi sonrasında normalleşme başladı. Ancak pandeminin getirdiği hasarı e, düzeltmek, e, ekonomiler evet üretim, tüketim bunlar pandemi öncesine hızla gelebilir. Ama e, ekonomilerin e, almış olduğu yapısal e, anlamdaki hasarı düzeltmek daha süre alacak. Ve burada da yeni yatırımlar e, vesaire gerekecek. Ve petrol çok önemli bir girdi birçok endüstri için. Petrol fiyatlarının bu şekilde artması tabii ki orta ve uzun vadede yatırımları da olumsuz yönde etkileyecek bir durum. Dolayısıyla burada bir çözüm bulunamaz ve petrol fiyatları bu şekilde hızlı bir şekilde artmaya devam ederse birçok ülke için bu bu toparlanma sürecini ...önemli bir derecede olumsuz anlamda etkileyecek. Ve bu da bütün dünya için kötü. Çünkü hep ne diyoruz? Aynı gemideyiz. Küresel ekonomi olarak aynı gemideyiz. Yani küresel ekonomi ya birlikte toparlanacak ya da toparlanamayacak. Ve burada da petrol fiyatlarının çok önemli bir rolü var. Dolayısıyla evet OPEC toplantısı tekrar ne zaman yapılacak şu anda belli değil... Ancak bu toplantının bir önce yapılması, bir orta yol bulunması ve artık artan petrol talebine karşılık verecek ve fiyatları da kontrol altında tutabilecek bir şekilde üretim artışının yapılması gerektiği de aşikar bir durumda. İyi